Fetiş, doğaüstü veya büyüsel gücü olduğuna inanılan tapınma nesnesi. Yani bir kavrama, bir varlığa olağanüstü bir güç atfediliyor, ondan yardım bekleniyor. O kişiye, o varlığa fetiş deniliyor. Portekizce bir kelime olan fetiş, büyü, tılsım veya muska anlamında. Örneğin tahta figürler. İnsanlar ne yapıyor? Yapmış oldukları kendi elleriyle yaptığı tahta figürlere bir kutsallık atfediyor. Onlardan büyüsel bir güç umuyor. Doğa üstü bir güç atfediyorlar onlara. Mesela taşlar, bir takım taşlara, su kabaklarına, toprak çanaklara, hatta en önemsiz nesnelere bile, insan hayatında en önemsiz nesnelere bile kutsallık atfedilebiliyor. Mesela biz bir taşı fetiş olarak kabul ettik. Ona ne yapıyoruz? Düzenli olarak yiyecek ve içecek götürüyoruz. Yani günün, haftanın belli saatlerinde, belli günlerinde ona yiyecek içecek götürüyoruz. Onun verdiğimiz yiyecekleri yediğine, içecekleri içtiğine inanıyoruz. Eğer onun her istediğini yerine getirdik fakat bizim ailemizin veya şahsi olarak benim başıma felaketler hala gelmeye devam ediyorsa, burada bir kusur arıyorum ve o fetişi, o nesneyi o taşı yık, yakıyorum, yok ediyorum. Çünkü artık o taşın ruhunun yok olduğuna inanılıyor. Pozitivizm düşüncesinin kurucusu Auguste Comte bu kavramı çok kullanmış. Dinin evrimi teorisinde özellikle çok kullanmıştır. Burada fetişizmi en erken, en ilkel aşama olarak gösterir. Daha sonra akıl dışı biçimde saygı duyulan ve cinsel heyecan veren herhangi bir nesne anlamını da kazanmıştır. Burada söz konusu olan fetiş bir kişi değil, kişiyi temsil eden herhangi bir nesnedir. Yani fetiş nesne bir kişiden ziyade kişinin bir parçasını, kişiyle ilgili herhangi bir nesneyi ve simgesel olarak bir varlığı, kişinin yerine geçen bir varlığı temsil eder, bir durumu temsil eder. Burada esas olan durum bütünün yerine bir parçanın geçmesi, İlkel çağlarda neydi? Bir taştı, bir figürdü. Burada ise cinsel dikkat kişinin bedeninin tamamına değil herhangi bir kısmına, herhangi bir parçasına yoğunlaşması ya da partnerinin karşısındaki kişinin herhangi bir eşyasına yönelmesi. İşte psikanalizde çok duyarız veya psikoloji biliminde çok duyarız. Ayak fetişizmi var, e, ayakkabı, el, çorap, üniforma, şişmanlık, zayıflık gibi totemcilik daha çok kendisine uğur ya da şans getirdiğine inanılan bazı nesneler putlaştırmak. Onlardan yardım ummak. Örneğin bir vahşinin kendisini koruduğuna inanarak nesnelere saygı göstermesi. Bu nesneler bitki olabilir, hayvan olabilir veya herhangi bir cansız varlık da olabilir. Günümüzde de hala bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani diyorlar ki biz bazı nesnelere dokunmazsak, onlara zarar vermezsek onlar da doğanın bizim üzerimize yönlendireceği kötülükleri engellerler. Günümüzde hala devam ettiğini söyledik. En çok bilinen Hindistan'da ineklere gösterilen saygı. Ne yapıyorlar? İneğe birisi zarar verdiği zaman, onu kestiği zaman idamla cezalandırıyorlar. Yani bu varlıklar, bu nesneler beslenip korunurlar. Onlar öldüğünde ise yaz tutulur. Bazı kavimlerde de mesela yılan aynı şekilde çok çok artmıştır. Toteme saygı gösterildiği ölçüde o kavim, o millet kötülüklerden korunduğuna inanıyor. Bundan dolayı da onlara zarar verenlere en ağır cezaları veriyorlar. Tapu kutsal demek. Kelime anlamı kutsal. Putlar, tapınaklar, kabile şefleri ve rahipler kutsal. Onların her biri nedir? Bir tapudur. Sosyolojinin kurucusu Emil Durkayma göre bir toplumun üyeleri tarafından ortaya konulan sosyal kurallardır tapu. Yani köken itibariyle tamamen sosyal toplum içerisinde ortaya çıktığı için. Bazı bölgelere hiçbir insanın giremediğini görürüz. Orası tapudur. Kimsenin yaklaşmaya dahi cesaret edemediği mesela mezarlar vardır, mezarlıklar vardır. Tapudur. Bazı bölgelerde neye inanılıyor? Hükümdar yerle asla temas etmemeli. Neden? Çünkü hükümdar yerle temas ederse hükümdarın gücü toprağa geçecek ve toprağın ölmesine neden olacak. Bundan dolayı da hükümdarı ne yapıyorlar? Herhangi bir nesne üzerinde mesela halı üzerinde taşıyorlar.